zambaklarını sesli kayıtla yapıyorum. Bu konuda bir şeyler hazırladık. Bulabildiğimiz yazılı şeylerden. Önce Ahmet arkadaşımız Doğa Komitesi Başkanı olarak bir şeyler okumak istiyor. Size konu zamanına bilgi verecek. Biz de uç uzmanı değiliz ama araştırmamıza göre bulduklarımızı sizinle paylaşmak istiyor. Günaydın arkadaşlar. Zaten önce kendimiz farkında varıyoruz, öğreniyoruz. Ondan sonra bunu paylaşmaya çalışıyoruz. Kum zambağı, yani orijinal Latin ismi Pantratium maritimummuş. Deniz kıyılarında genellikle yaz ortalarından sonra rastladığımız güzel kokulu, beyaz çiçekli bir bitkidir. Tabii artan sahil yolları, sahil yapılaşmaları ve deniz turizmi yüzünden yok olma tehlikesi altına girmiş bir türdür. O yüzden yani korunmaya ihtiyacı var bu bitkilerin. 21 türü varmış bu kum zambaklarının. Bu kum zambakları Nergisgiller familyasından gelme bir bitki. İngilizler buna kum zambağı veya deniz nergisi diyor. İngilizce'de yaygın kullanılan isimleri. Soğanlı bitkilerdendir. Ve doğada sadece deniz kıyısı kumsallarında görülür. Sanılanın aksine deniz kumundan veya deniz suyundan beslenmiyor bu bitki. Kökü 2 metreye kadar toprağın altına ulaşıyor ve topraktaki tüm katmanlarından yararlanan bir bitkidir. Yani böyle alıp evde beslenmesi zordur ve yetişmiyor genellikle. Yani çok aynı özelliklerini sağlayabilirsek ancak evde şeydi ki böyle herhalde derin saksılar olacak ki ona göre katmanları internetten baktım ben. Yani adam aldı şöyle bir saksı, altına işte çakırları, kumları yani farklı farklı alüvyonları vurarak ancak yani öyle bir şey yapabilir. Yumuşak toprak olması lazım. Güzel kokulu bir bitkidir ve en çok geceleri kokusalar. Tabi bazı insanlara ağır gelirmiş bu kokusu ama genelde hoş bir kokudur. Ve ana vatanı Türkiye'den Libya'ya, İspanya'dan İsrail'e tüm Akdeniz kıyılarıdır. Tabi tohumları Ege ve Marmara yoluyla Karadeniz'in güney kıyılarına ulaşmış ve oralardan da çoğalmıştır. Yani Karadeniz'de de vardır. Hatta Atlas Okyanusu'nda Kanarya Adaları, Bermuda ve Azor Takım Adaları'nda da bulunurlar bu bitkiler. Ayrıca ABD'de Florida eyaletinde de güneyinde bu bitkilerden vardır. Evet, genel olarak söyleyeceğim bilgiler bunlardır. İşte evde beslemek isteyenler için, yetiştirmek için neler yapılacak? Hiç tanıyorum, onlara girmeyin. Yok, onlar zaten arzulanmayan bir şeydir zaten. Evet. Yani doğal ortamında yetişmeleri en güzeldir. Evet, ben böyle genel olarak bunları. Ben şimdi tabii bu okuyacağım tümünü size koydum bu etkinliğin içerisine başlık olarak. Paylaştım sizinle ama belki okumayan arkadaşımız vardır diye kısa. İçerisinden özetler aldım, dikkat çeken yerlerini. Bir de bir mitolojik hikayesi var bu işin, hoşuma gitti onu sizinle paylaşmak istedim. Kumda yaşayan prenses kum zambağı. İlk çağlardan beri güzellik toplumsal hiçbir yasağı içselleştirme gereği duymadan kendi oluş enerjisi üzerinde durmuş ve tarihe etkilemiştir. Zamanla sonsuz bir sermaye gibi görünen güzelliğin iktidar savaşları içerisinde yerini güce bırakmış gibi görünmesi de bir yanılgıdır. Çünkü güzellik her dönemde arka planda iktidarın asıl gücü, onu doğuran ve büyüten yegane kutsal kaynak olarak algılanmıştır. Buna karşın bilinen doğrudur ve güzellik başa beladır. Öyle ki güzel olan hep kıskanılır ve bu yüzden ağır bedeller de öder. Güzeller güzeli prenses Pancradium maritimum, yani bizim kum zambağımızın başına gelenler de tam bu duruma uygun bir örnek olarak anlatılabilir. Kuzey Afrika'ya gitmek için yol almakta olan bu güzel prensesin gemisinin su ihtiyacını karşılamak üzere Kıbrıs'a yaklaştığı görülünce onun güzelliğini kıskanan aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'in yarattığı fırtına tarafından batırıldığına inanılır. Rivayete göre gemisi Akdeniz'in mavi sularına batan güzel prensesin
yüzerek kıyıya çıkması üzerine ise Afrodit bu kez doğaüstü güçlerini kullanarak onu beyaz bir kayaya döndürür. İşte her yıl beyaz çiçekler açarak sahilleri süsleyen ve adını bu prensesten alan nadide kum zambakları da Afrodit'in beyaz kayaya döndürdüğü prensesin halen yaşadığının göstergesi olarak kabul edilir. Bu mit doğru mudur bilinmez. Ama kum zambaklarının en az bir prenses kadar güzelliğiyle görenleri büyülediği tartışılmaz. Üstelik sadece görünüşüyle değil, kum zambakları ayrıca geceleri yaydığı hoş kokusuyla da insanı cezbeder. Bu bitkinin oldukça enteresan bir başka özelliği de içerdiği 150'den fazla alkaloid sebebiyle ilaç yapımında kullanılmasıdır. Akdeniz'e kıyısı olan birçok ülkenin kıyı kumsallarında yayılım gösterse de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ülkemizde yasalarla koruma altına olmasına karşın her geçen yıl sayıda azalmakta ve hızla yok olmaktadır. Umur alanların hızla tahrip edilmesi ve kirletilmesi sonucu yaşam alanları iyice daralan bu eşsiz bitki bu yıl da inatla Kıbrıslıları yalnız bırakmadı. Kum içindeki soğanlarından çıkan kısa gövdesi üzerindeki yeşil sarı yapraklarıyla kendini belli eden kum zambakları şimdilerde yine çiçeklendi. Kum zambakları her yıl yazın başında güneşin kızgın ışınlarına maruz kaldıktan sonra Ağustos-Eylül aylarında bembeyaz çiçeklere dolar. Tek bir soğandan büyüklüğüne ve gücüne göre peş peşe iki çiçek sapı çıkabilir ve sap tepesinden çiçekler sırayla açar. Soğanlı bitkilerin nergisgiller familyasına ait olan ve bu nedenle kum nergisi olarak da bilinen bu bitkinin çiçeklerini mutlaka görmelisiniz diyor ki görüyoruz. Eğer daha önce hiç görmediyseniz, buraya geçelim çünkü zaten görüyoruz biz. Şimdi bu yazıyı Hasan Sarper Bey paylaşmış. Onun ismini de burada zikretmek gerekiyor. Birkaç alıntı var, onları da paylaşayım sizden ve yürüyüşe geçelim arkadaşlar. Dünya üzerine dikkat edip etmediğimiz, gördüğümüz ama değer vermediğimiz nice dünya harikaları var. Kendi başına kum üzerinde hayatta kalmayı başaran kum zambakları gibi. Aslında ülkemizde de koruma altında olan, hatta yurt dışına çıkılması yasak olan bir endemik. Sahillerimize villalar, oteller yapacağız derken neleri kaybediyoruz? Akdeniz sahillerinde hala rastlayabilirsiniz bu natif güzelliğe. Eğer benim gibi şanslıysanız fotoğrafını çekin, onunla konuşun, toplayın, çevrenizi bilgilendirin. Aslında ne kadar değerli olduğunu sevdiklerinize hatırlatın. Bu da alıntıdır, ben yazmadım bunları. Görünüşü ve yaydığı kokusuyla herkesi kendine hayran bırakan kum zambağının nesli, doğal yaşam alanları olan kumul sahillerin büyük bölümünün plaj olarak kullanılması, insanlar tarafından çiğnenmesi, çiçeklerinin koklamak ve ellerini süslemek için koparılması ve soğanlarının koklanması sebebiyle tehlike boyutuna ulaştı. İçerdiği 150'den fazla alkaloid sebebiyle ilaç yapımında da kullanılan kum zambağı koruma altında bulunuyor. Çevreciler bitkinin devamlılığını sağlamak için yoğun çaba gösteriyor. Öncelikle sahillerimize ve kumul bölgelerine kum zambaklarını tanıtıcı ve uyarıcı bilgiler yazdığı panolar koymamız lazım. Çiçeklerimizin yoğun olduğu bölgedeki yürüyüş yollarını onları rahatsız edecek şekilde düzenlememiz gerekiyor. Kum zambaklarının çevresini çitle korumaya almaya başlamamız gerekiyor. Sinek ve haşere mücadelesinde, burası çok önemli arkadaşlar, kullandığımız ilaçların kum zambağımıza ve üremeleri için hayati önem taşıyan pervane böceğine, işte bu pervane böceğiymiş bunların tozlamasını yapan, biz ilaç sıkıca, kimyasal ilaç atınca, Yusufçuk, helikopter, biz değişik ismini söylüyoruz. Türkiye'de pervane böceği diyorlar demek ki. Onu yok edince, bunun da nesli tükeniyor. Demek ki o buraya atılacak olan sinek ilaçları bunlara zarar veremeyecek şekilde olması lazım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bir tek de beyaz rengi varmış ya, başka hiçbir rengi yok. Ben de baktım, başka rengini bulamadım. Evet, gerçekten müthiş bir güzellik. Hep beraber arkadaşlar bir fotoğraf alalım. Sonra yavaş yavaş. Çok sert olmaz.